Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlıkta bugün konuğumuz medikal estetik hekimi doktor Merdan Çelik hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Güzel, sağ olun hocam. De, sağ olun hocam. Hocam, bugün konumuz her gün aynaya baktığımızda gördüğümüz yüzümüz. Evet. Yüz değerlendirmesi ve şekillendirmesine nereye dikkat edilmelidir? Size ilk sormak istediğim soru bu. Şimdi yüzümüzün aslında kişisel bir şey vardır, hani görünüşü vardır. Her kişinin kendine spesifik bir görüntüsü artı aslında iki tarafımızın da yani sağ ve sol tarafımızın da tamamen birbirine benzemediği aslında bir şeyle karşı karşıyayız. Evet. Yüzle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunları değerlendirirken bir bütün olarak aslında ele almak lazım. Başkasına benzemek değil ama kendi yüzümüz daha ne kadar aslında iyi olur diyelim. Yani güzel olur değil, güzel göreceli bir kavramdır aslında. Hı hı. Eğer iyiyseniz, bakımlıysanız aslında güzelsiniz. Evet. Dolayısıyla buradan bakmak lazım olaya. Var olan asimetriyi yapabileceğimiz uygulamalarla belli bir şeyi getirebiliriz. Olaya böyle bakmak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Yani asimetri zaten bir güzellik var. Aynen, kesinlikle. Yani simetrik olması bir şeyin hiçbir zaman hoş olduğunu göstermez. Peki hocam, yüz neden sarkar? Yüz neden sarkar? Yaşla beraber açıkçası bir kere cildimizin altındaki yağ kompartmanları dediğimiz o yağ dokunun erimesi söz konusu. Artı bizler sürekli aslında yere dik duran insanlarız. Hani, evet. Dolayısıyla yer çekimi diye bir gerçeklik var. O yer çekimine bağlı olarak da aşağıya doğru bir sarkma söz konusu. O yüzden bu son derece doğal bir şey aslında. Evet. Bu doğallığın yaşlılık da aslında güzel bir şey. Önemli olan bizim işimiz aslında güzel yaşlanmayı sağlamak. Daha az aslında zarar görerek yaşımızı ilerletmek, hızlı bir şekilde o çökmeyi, o zarar görmeyi yavaşlatmak doğrusu. Aslında bizim işimiz korumak, engellemek değil, değil. Kesinlikle mevcutu normal. Mevcutu korumak. Evet, yani amaç bu aslında. Evet. Yani şimdi ben de aslında onu soracaktım. Yani yüz şekillendirme ve cilt uygulamanda amaç nedir diye soracaktım. Yani biraz daha detaylandırabilirsek eğer hocam. Evet. Şimdi dediğim gibi aslında önemli olan güzel yaşlanmak diye nitelendirilir bu iş. Amaç o sarkmayı mümkün olduğu kadar destekleyeceğimiz ürünlerle destekleyebilmek. Onu mümkün olduğu kadar geciktirmek. Kişinin yapacağı şeyler var aslında. Bizim destek olabileceğimiz noktalar var. Kişi ne yapabilir? Bir kere yaşlanmayı en çok hızlandıran şeylerden bir tanesi ve olmazsa da olmaz ama maruz kalmayı da mümkün olduğu kadar azaltacağımız güneş. Yani güneş bizim normalde sağlık açısından baktığımızda işte D vitaminimizi kompanse eden bir yapısı olduğu gibi fazla maruz kaldığımızda ve korunmadan maruz kaldığımızda da bizi hızla yaşlandıran bir durum aslında, şimdi doğal bir olay. Evet. Dolayısıyla güneşten korunmamız gerekiyor. Artı düzenli beslenmemiz mutlaka şart. Belli 20'li yaşlardan sonra sahip olduğumuz kolajen doku gittikçe azalmakta aslında. Ve özellikle 40'lı yaşlarda göz yani çok fazla aslında kendisini hissettirmektedir. Evet. Nasıl hissettiriyor işte kendisini bize? İşte kırışıklıklarımız artıyor, cildimiz daha bir kuru, daha bir cansız, aynen o hale geliyor. Bunları iyi beslenmek, iyi uyku, stressiz mümkün mü bilmiyorum ama yani şu yaşadığımız hayatın ne kadar stresli olduğunu düşündüğümüzde çok mümkün görünmese de mümkün olduğu kadar aslında stressiz bir hayatı tercih ederek bunu geciktirebiliriz. Yapabileceğimiz şeyler bunlar aslında. Ne diyoruz? Stres yaşlandırır diyoruz kesinlikle, hocam. Kesinlikle hocam. Evet. Peki hocam, yüzde ne kadar dolgu kullanılmalı? Yani bunun bir sınırı var mıdır? Çok doğru. Şimdi bu yine aslında kişisel değerlendirmeyle karar verilecek bir şey. Tabii ki sınırı var. Yani
sınırsız bir dolgu kullanımı söz konusu olamaz. Evet. Yani azı karar çoğu zarar diye bir atasözümüz var. Dolayısıyla onu bir kere kişiye göre belirlemeliyiz, kişinin ihtiyacına göre. Ama dediğim gibi sınırsız bir uygulama yok yani. Evet. İşte şu kadar mililitre kullansak, ml kullansak işte iyi olur falan diye böyle bir durum yok. İşte komşum şu kadar yaptırmış, bana da o kadar yaparsanız ben de onun gibi güzel olurum. Böyle bir şey yok. İhtiyaç kadar. Ne kadarsa, kadar. Aynen o kadar. Hangi bölge ihtiyaç duyuyor? Varsa, evet. Evet, o bölgeye. Doğru ürün çok önemli. Gerçekten. Kesinlikle. Onaylı ürünler, hani Sağlık Bakanlığı, işte FDA onaylı olması, bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Evet. Eğer siz şimdi iyi olmaya çalışırken çok ciddi aslında sıkıntılarla da karşılaşabilirsiniz. Buna da mutlaka aslında hastalarımızın bilinçli olması ve o bilinçle hekimlerine başvurmaları önemli bir şey benim için. Peki hocam, şimdi dolgu dedik. Yüz şekillendirmeden, medikal estetikte, yüz şekillendirmede, dolgun haricinde başka kullandığınız materyaller, yöntemler var mı? Evet. Dediğim gibi aslında hastayı bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Şimdi biz tıp fakültesinde okurken bize ilk şey şuydu, hastalık yoktur, hasta vardır öğretildi. Dolayısıyla her kişinin aslında ihtiyacı farklı. Bu yüzden değerlendirmek lazım öncelikle yüzü. Üst yüzden başlayarak değerlendiririz biz. Dolayısıyla önce bir şeye ihtiyacı var mı? Hani bir alın kırışıklığı, glabella dediğimiz, kaz ayakları dediğimiz bölgede bir kırışıklık var mı? Ve bunun için eğer böyle bir durumu varsa toksinle başlarız. Daha sonra yine orta yüz değerlendirmesini yaparız. Gözaltı şikayetiyle gelen hastalar olabilir ama hasta onu istiyor diye direkt onunla başlamak doğru olmaz. Evet. Ona şunu anlatabilmek lazım. Yani tamam size bunu yaparız ama eğer orta yüzünüz yeterince şey değilse, destekleyecek durumda değilse yapacağımız o uygulama bir süre sonra geçecektir. Çok çabuk geçecektir. Kendini ve sizin, göstermeyecek. Aynen, sizi mutlu etmeyecektir. Evet. Orta yüzü değerlendirip dolgu, gerekli dolguyu yaptıktan sonra, doğru kompartmana yaptıktan sonra bazen ona bile ihtiyaç kalmayabiliyor. Yani gözaltı ışık dolgusuna gerek kalmayabiliyor yani. Evet. O yeterli olabiliyor. Onu değerlendirmek lazım. Yani toksinimizi yaptık, dolgumuzu, uygun dolguyu, uygun yere yaptık. Ama halen bazı şeyler ihtiyaç duyulabilir. Mesela sarkmaları vardır kişinin. Dolayısıyla o durumda eğer uygunsa yüzü, çok ağır bir yüz değilse Fransız askı diye nitelendirilen askıya başvurabiliyoruz. Onlarla destekleyebiliyoruz. Yani aslında baktığınızda şimdi üç tane şey söyledim. Toksin, evet. Dolgu, evet. İp askı, evet. Bunların hepsi birlikte kombine kullanılabilir. Hastayı şöyle değerlendirmemiz yine gerekir. Bugün diyelim birkaç şey belirledik. İşte çene dolgusu gerekti, gözaltı ışık dolgusu gerekip gerekmediğine göre ya da orta yüz dolgusu gerekip gerekmediğine göre. Yani bunların hepsini bir anda yapmak zorunda değiliz. Hastaya konfor sağlamak lazım. Bunu yaptığınızda hasta çok fazla bundan irite olabilir, rahatsız olabilir. Bunu şey yapabiliriz, zamana yayabiliriz. Bugün geldi, toksin yaptık. Belli bölgeye dolgusunu yaptık. Hastamızı 15 gün sonra tekrar kontrole çağırıp diğer işlemlerini hem de tam oturmuş olur. Belki dediğim gibi bir seferde yapacağımız ürünü daha azını yaparak hastamızı mutlu edebileceğiz. Bu şekilde bir kombinasyonla ve zamana yayarak ilerlemekte fayda var diye düşünüyorum. Çok güzel. Peki hocam, yüz şekillendirmede dolguların fonksiyonu nedir? Şimdi dolgu aslında hyaluronik asit diye nitelendirdiğimiz aslında kendi insanın yapı taşlarından bir tanesini içeren bir ürün. Dolayısıyla aslında asıl fonksiyonu da su tutulumunu sağlamak. Evet. O su tutulumu sayesinde kendisinin aslında 1000 katı kadar bir molekül, 1000 katı, 6000 katı kadar su molekülü tutabiliyor. Dolayısıyla bir şeylik sağlıyor cildimize. Yani hem bir volüm hem de aslında bir esneklik,
Evet. Aynı zamanda işte daha parlak, daha güzel, genç, evet, fresh bir görüntü sağlıyor açıkçası. Asıl şeyi bu, hani fonksiyonu bu doğrusu. Hem oraya volüm kazandırmak hem de şeyi sağlamak, o cildin parlaklığını sağlamak. Şimdi dolgu ile ilgili bir şeyi anlatmak istiyorum aslında. Bir plastik cerrah, dünyaca ünlü bir plastik cerrahın kendi anısıydı, anlatmıştı. Olaya şöyle bakıyoruz aslında biz ya da genel olarak insanlar şöyle bakıyor. Bazen ya bu kadar dolgu, hani bu kadar işte ücret ne gereği var? Hani kalıcı olsun, plastik cerrahi uygulayalım. Hani yüzümüzü gerdirelim, kurtulalım falan diye düşünülür. Hep öyle. O doktor arkadaşımızın güzel bir anısı vardı. Hastasından aldığı geri bildirimdi. Hastasına şöyle demiş. Yani bunun yerine hani bu kadar dolgu yapacağım, bu kadar ücret alacağız ama bunun yerine size cerrahi işlem uygulayalım. Hastasının cevabı şöyle diyor ki ya şimdi ben biliyorum ki bu bir yıl sürecek. Hani sonuçta veya bir buçuk yıl sürecek, iki yıl sürecek. Ama geçecek bir durum. Ama cerrahinin geri dönüşü yok. Yani o yüzden aslında evet medikal estetiğin böyle bir güzelliği var aslında. Hani buradan baktığımız zaman daha art yönleri fazla bence. Yani bunlar herhangi bir komplikasyonu da olsa ki hiçbir hekim istemez böyle bir şeyle karşılaşmayı ama hani geçirilebilecek, geçici, hani çok katastrofik bir durum değilse, işlem değilse, yapılan şey öyle bir durum değilse kesinlikle sonuçları son derece de güzel olan, kötü olmayan durumlar ortaya çıkıyor. Kişi karşımıza beğenmese de sonuçta eritilebiliyor. Aynen, evet. Kesinlikle. Evet. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Merdan Çelik hocamız ve kendisi bize doğru yüz şekillendirme nasıl olmalıdır bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz. Bizimle kalın.